kesildi. O yüzden devam ediyoruz. Şimdi bizim öğrendiğimiz bir şey daha vardı. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus der Türkei. Şimdi bana bunu görmeden söyleyin bakalım. Neydi? Evet, Türkiye'den geliyorum deyin bana. Evet, sesli söylemenizi rica ediyorum. İnanın şu anda video çekiyorum ama ben karşımdaymışsınız gibi davranıyorum. Hatta şöyle bir şey var. Dediğim gibi videolu ders de çalışabiliriz. Ortak. Oradan sesiniz zaten çıkacak mecbur. Şimdi. Evet, ben geliyorum Türkiye'den. Ich komme aus der Türkei. Ya. Şimdi diğeri neydi? Frankreich'ten geliyorum deyin. Şimdi aynı şeyi kullanıyorum. Ich komme aus. Bunun artikeli yok. Bakın. Frankreich. Evet. Evet, doğru. Şimdi bir tane fiil daha öğrendik. Gehen, gitmek. Gehen, gitmek. Neymiş arkadaşlar gitmek? Gehen. Benimle tekrarlıyorsun. Sen söylüyorsun. Evet, gehen, gitmek. Bunun kökü de git demek. O yüzden emir veriyor. Peki. Hemen dönüp bakıyoruz. Neymiş arkadaşlar? T takısı geliyor, değil mi? O yüzden buraya ne getireceğim? Gate. Gate okula gidiyor diyeceğim. Okulun içinde şu anda yönelme ekliyorum. Artikeli bu ama ne yapıyorum? Datif kullanıyorum. Bunları anlatacağız. Sadece ezberleyin şu anda. In die Schule. In die Schule. Okul artikeliyle beraber okula oldum. İçine gittiği için bunu ekliyorum. Değişik ama biraz böyle maalesef. Fakat bu akkuzatif oldu. Niye biliyor musunuz? Şöyle datif olması gerekirken akkuzatif olduğu inden dolayı. Bunu anlatacağım. Er geht in die Schule. O okula gidiyor diyorum. O zaman eya olunca T takısı alıyor. Peki kohundaki buraya eya olunca ne getiriyorum? T takısı. Kocht. Yani pişiriyor oluyor mesela. Şimdi arkadaşlar, geht in die Schule. Şimdi benimle beraber söyle. Geht in die Schule. Şimdi tek başına söyle. Evet. Geht in die Schule. Sesli söyle. Neymiş arkadaşlar? Olunca şeydi. Kurallı bir fiilde T takısı alıyormuş. Geht in die Schule. Olunca bakın sonunda ı diye okundu. SCH ş diye okundu. Bu dersleri birazcık da aslında ilerlemiş kişilerle yapmak istiyorum. Çünkü tek tek anlatmak çok zor geçmişti. Yani ilk başlangıcı anlatmak çok zor ama başlangıcı öğrenmek için gelenler olursa eğer yorum yazarsa onları da şey yaparım ama şu an yorum olmadığı için yapmıyorum maalesef. Şimdi geht in die Schule. Hadi bakalım. Arkadaşlar bana o okula gidiyoru yazdırın. Nasıl yazacağım? Düşünün bakalım. Erkek olan ilk iki harfi aldım. Ya gidiyorum gitmek
kelimesini aldım, kökünü. Ne getiriyorum? T mi, E mi, N mi? Evet, T takısı. Peki daha sonra ne yazacağım? İçinde yazacağız. İçindeyi şöyle kodlayın. İçinde zaten içinde deyince in oluyor ya. İçinde kelimesinin ini alın. İndi şurla okul. Okula gidiyor. O okula gidiyor. Peki. Ben Merve'yimdir diyelim. Neydi? Ben, ich, Merve. En sona geldi bin. Bu da sein, olmak. Bunu çekimledik. Diğer videomda bunu anlatmıştım. Tek tek şu anda anlatamayacağım maalesef. Ich bin Merve. Peki, şunu da öğrenmiştik. Soru kelimesini başa getiriyordum. Veya bist du. Peki, burada du ne demek? Sen demek. Bu sein'ın çekimlenmiş hali, düzensiz bir fiil. Çünkü tamamıyla değişmiş. Veya kim demek? Ve bist du. Bakın ne oldu? Sorun kelimesi, fiil ve özne geldi. Ama cevaplarken sondan başa doğru söylüyorum. Sen diye soruyor, ben diye cevaplıyorum. Bist'i, yani sein olmak fiilini kendime göre çekimliyorum. Şey, bana göre ich bin Merve. Yani ich bin Merve diyeceğim tabii. Onlar du bist Merve diyecek. Eğer buna cevaplayamayız da. Du bist. Şimdi ben dedim ki ich bin Merve. O da du bist Merve diyecek Alman. Sen Merve'sindir. Burada bakın du bist olarak çekimlendi. Bu düzensiz bir fiil. Fakat kommen, gehen, gitmek, kommen, gelmek, kochen, pişirmek. Bunlar düzenli fiiller. Şimdi başka ne öğrendik? Mesela tekrar söylüyoruz. Ich komme denden neydi? Aus Frankreich. Siz söyleyin arkadaşlar. Frankreich. Bu zengin anlamını taşıyor bu arada. Şimdi ben Frankreich'ten geliyorum dedim. Ich komme, bu sefer Almanya demişim. Türkiye'den geliyorum diyelim. Her ülkenin artikeli yok. Türkiye'nin var. Ich komme aus der Türkei. Şimdi. E iyi geldi, ay diye okundum. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus Frankreich. Şimdi bunu okuyun bana. Bekliyorum dışınızdan lütfen. Dışından okumazsan hiçbir fayda etmez. Evet. Bunların sorusunu da öğreneceğiz. Bu böyle alıştırma oldu arkadaşlar. Şimdi bir okul çizelim bakalım. Bu okul Ali okula gidiyor diyeceğim. Şimdi ben Ali'yi de kullanabilirim. E'ye de kullanabilirim. Ne diyorduk bakalım? Gitmek neydi arkadaşlar? G ve G benziyor hani. Gehen'di. Fakat bunu çekimlersem T takısı alıyor. Ich gehe, şey pardon. E'ye geht. İçinde sonra artikel in die Schule. E'ye geht in die Schule. Fakat Ali geht in die Schule desem aynı şeye geliyor. Çünkü zaten eya Ali'nin yerine kullanılmış bir özne. O anlamı taşıyor. Er geht in die Schule. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus der Türkei. Er geht in die Schule.
Wer bist du? Sen kimsindir? Ich bin Merve. Ich bin Merve. Du bist Merve. Sen Merve'sindir'i bana kullanın bakalım. Sen Merve'sindir. Sen ne demek? Du. Sonra ne geliyor? Sein'ı du'ya göre çekimle. Bist. Merve. Du bist Merve. Evet. Burada ne yapacağız? Sondan başa göre cevap verdiğimize göre ya da boş verin onu şimdi. Veya sonra bist du ve bist du. Sen kimsindir? Sondan başa göre cevap ver. Ich bin Merve. Çünkü du diye soruyorsa ben diye cevap vereceğim. Sen kimsindir? Ben diye cevap vereceğim. Burada anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Er geht in die Schule. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus der Türkei. O zaman şimdi ben bunu şimdi Alman karşıma geldi. Er geht in die Schule demedim de ben okula gidiyorum dedim. Şimdi arkadaşlar beyin fırtınası yapmadan da yabancı dil öğrenilmez. Çünkü sana geldiğinde sen onu tabii biraz ilerlemiş Almancan yönlendirebilirsin. Fakat en başta yönlendiremezsin. Şimdi ben okula gidiyorum. Şimdi er geht in die Schule'yı değiştiriyorum. Ben okula gidiyorum. Ne yapacağım? Gidiyorum, gitmek. Hadi bul bakalım gitmek. G ile G benziyor. G ile G. G'ye getirdim kökünü. Tabii bu git emir de vermiş oluyorsun. Böyle kullanırsam sadece. E takısı getirdim. Ich gehe in die Schule dersem eğer burada ben okula gidiyorum. Fakat burada o okula gidiyor. Anlaşıldı mı? Süper. Şimdi arkadaşlar bir şey daha öğrenmiştik. Wer bist du? Ich bin Merve. Mesela evet, şunu da söyleyeceğim. Mesela wer bist du diyorsun. Karşındaki ich heiße Merve diyor. Şimdi burada ben heißen'ı kullanmadım. Heißen zaten bambaşka bir şey anlatacağız. Yani bambaşka derken farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Ben bist'i kullanıyorsam sen bana bist'li cevap vereceksin. Zayn'la. Ben sana heistli soruyorsam heistli cevap vereceğim. Mesela neyse onu karıştırma. Bir heist olacak ama onu karıştırma. Şimdi diğer öğrendiğimiz wir kaufen ein Auto vardı sanki. Aynen. Wir kaufen diye okuyorum. Bakın en takısı gelince ın diye okuyun. Wir kaufen ein Auto. Wir kaufen ein Auto. Şimdi şurada boşluk var. Arkadaşlar, wir ne demek? Bakalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ya da kibar olan siz. Şimdi arkadaşlar, biz mi demekmiş? Evet, biz demekmiş. Wir kaufen, satın almak anlamına geliyor. Mekmakla beraber. Biz satın alıyoruz bir araba. Ay. Wir kaufen ein Auto. Wir kaufen ein Auto. Şimdi arkadaşlar biz satın alıyoruz bir araba. Normalde bunun artikeli das Auto. Fakat cümlede bir araba diyorsam ben, eğer arabayı diyecek olursam das Auto'yu kullanıyorum. Akkuzatif. Fakat bir araba diyeceksem bir ein olduğu için aynı getiriyorum. Fakat das da ve de'ye artikelinde ek gelmiyor. Direkt ein oluyor. Ama di artikeli, bakın 3 tane artikelim var. De, di, das. Ay pardon. Fakat bunu mesela
D'de aynı olarak alıyorum. Bunları öğreneceğiz. Burada sadece normalde das olduğunu fakat cümle içerisinde aynı olarak, çünkü bir araba satın alıyoruz diyorum ya, aynı olarak kullanmamız gerektiğini çünkü bir kelimesinde getireceğim için bu şekilde kullanıyorum. Sen arabayı satın alıyorum dersen das Auto olacak. Wir kaufen das Auto. Ama şu anda kullandığımız wir kaufen ein Auto oluyor. Biz satın alıyoruz bir arabayı. Şimdi bir araba. Şimdi arkadaşlar benimle okuyorsun. Hep beraber. Wir kaufen ein Auto. Ein, E'in yan yana geldi. Ay diye okundu. Wir kaufen ein Auto. Wir kaufen ein Auto. Şimdi arkadaşlar. Evet. Bir araba satın alıyoruz arkadaşlar. Arabamız bu. Çok da güzel kırmızı. Camları da var. Bu aslında Das Auto. Yani ben bunu gördüğümde sokağa çıktığımda Das Auto diyeceğim. Gördüğüm zaman. Tamam. Fakat cümle içerisinde biz araba bir tane ya da bir araba satın alıyoruz diyeceğiz. Wir kaufen ein Auto. Şimdi arkadaşlar ben bunu ihe göre çekimleyecek olursam ne olur? Hadi bakalım. Kauf kökü aldım. Hiçbir eklenmemiş hali kök olur. Kauf. E mi gelecek, ST mi takacağım, T mi takacağım, N mi takacağım, T mi takacağım? Ich kaufe bir araba. Ich kaufe ein Auto. Peki eğer olsaydı, eğer kauft ein Auto. Kauft ein Auto bir araba satın alıyor. Hadi bakalım. Ich komme aus Frankreich. Geht in die Schule. Wir kauften ein Auto. Bunları öğreniyoruz şu anda. Şöyle. Ich koche. Du kochst. Es kocht. Wir kochen. Kocht. Sie kochen. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus Frankreich. Geht in die Schule. Wir kauften ein Auto. Pardon. Bana o okula gidiyor, erkek olan o okula gidiyor deyin bakalım. Hadi bakalım. Beyin fırtınası yapıyoruz. Yazdığınız defterleri çıkarın. Bakın, kopya çekebilirsiniz neymiş cevap? Hadi bakalım. O okula gidiyor. Ja, richtig. Doğru. Geht in die Schule. Geht in die Schule. Ben okula gidiyorum. Ich gehe devamı ne? Çünkü G'yi E takısı alıyor. İh'ten ötürü. Richtig. Richtig doğru demek. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Biz okula gidiyoruz. Deyin bakalım. Biz okula gidiyoruz. Duyuyorum ben sizi. Richtig.
Söylemedim. Wir gehen in die Schule. Wir gehen. Bakın e ne takısı alıyor. Wir gehen in die Schule. Biz bir araba satın alıyoruz. Wir ile başlayan şey. Satın almak neydi? Biz bir araba satın alıyoruz. Bakabilirsiniz, sorun yok. Biz bir araba satın alıyoruz. Das Auto ein Auto olarak mı kullanılıyor? Evet, çünkü bir diyeceğim. Wir kaufen ein Auto. Wir kaufen ein Auto. Peki, Türkiye'den geliyorum. Türkiye'den geliyorum. Bunu size şöyle sorar. Nereden geliyorsun? Yani Türkiye'den mi? Antalya'dan mı? Mesela başka bir ülkedesin. Şeyde Almanya'da, Deutschland'dasın mesela. Orada ich komme aus der Türkei diyebilirsin. Yani Antalya'dan geliyorum desen nereden bilecek adam senin? Antalya'yı bilir ama atıyorum Zonguldak'tan mesela. Nereden bilecek ilçeyi? Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus Frankreich. Frankreich'ten geliyorum. O okula gidiyor ne demekti? Er geht in die Schule. Ben okula gidiyorum ne demek? Ich gehe in die Schule. Biz okula gidiyoruz. Wir gehen in die Schule. Wir kaufen ein Auto. Ne demek arkadaşlar? Wir kaufen ein Auto. Evet. Biz bir araba satın alıyoruz. Wir kaufen ein Auto. Wer bist du? Ne demek arkadaşlar? Wer bist du? Bakın bakalım tanıyacak mısınız? Nereye yazdık? Nereye yazdık ya? Wer bist du? Sen kimsindir? Kimdirdir sen? Sendirdir şey kimsen? Kimdir sen? Ay söyleyemedim. Kimdir sen? Sen kimsindir? Ich bin Merve. Şimdi burada bizle sordum. Binle cevap verdim bakın. Ve biz du sen dedim. Peki. Sen okula gidiyorsun diyelim bakalım. Hemen bu tabloyu açıp bakıyoruz bu arada. Şaşırdığımızda. Sen okula gidiyorsun. Du gehst in die Schule. Okay. Haben Sie mich verstanden? Beni anladınız mı arkadaşlar? Güzel. Şimdi bunları her gün tekrarlaya zaten unutmayacaksınız. O yüzden bu videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu arada otelde Almanca misafir ilişkiler olarak çalışıyorum. Eğer sorarsanız, çünkü soruyorlardı. Görüşmek üzere. Diğer hepsini ezberleyeceğiz ve bunları sürekli her gün tekrar yapa yapa öğreneceksiniz.